Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere örgülerinizi süsleyebileceğiniz bir yöntem göstermek istiyorum. Bu yöntemi tığ yardımıyla yapıyoruz ve istediğimiz herhangi bir şekli kendimiz hayal gücümüze göre oluşturabiliriz. Ben örnek görülmesi için böyle yaptım. Şimdi bu yöntemin yapılışına geçelim. Tığ ile İşleme yapacağımız ipimize bir ilmek alıyoruz. Bunu tığdan çıkarıyoruz. Örgümüzün hangi kısmına işleme yapacaksak tespit ettiğimiz bölgeden ön yüzden tığımızı arka tarafa geçiriyoruz. İpimizde almış olduğumuz ilmeği tığa geçirerek ipi buradan tutuyoruz. Sadece ilmeğimizi, bakın düğüm arkada kalacak. İlmeğimizi ön yüze geçirdik. Şimdi işlememizi yapmaya başlayabiliriz. Bu düz örgümüzde yaptığımız için bakın V şeklindeki ilmeklerimiz görünmekte. Bir ilmek atlayarak işlememizin mesafesini ayarlıyoruz. Tığımı arka tarafa geçirdim. Bir ip doladım. İlmek aldım ve ilmeği öndeki ilmeğin içinden geçirdim. Yine bir ilmek atlayarak arka tarafa geçiyorum. İlmeğimi doluyorum ve ön yüze çekiyorum ilmeğimi. Mesafemiz bir ilmek aralığında. Böylece çok hızlı bir işleme yöntemi. İpin içinden geçmişim. Tekrar tığıma doladım ilmeğimi, ipimi. Arka taraftan ve ön tarafa çekiyorum. Şimdi biraz oval oluşturalım. Biraz yukarıdan batıyorum. Ve ipimi ilmeğimin içinden geçiriyorum. Yukarı doğru çıkarken de aynı ilmek hizasından yapacağımız zaman bakın ilmeklerimizin arasında yukarı paralel şekilde ipler görünüyor, şu aradaki ipler. Bu iplerden iki tane atlayarak ilmeğimizin boyunu oluşturuyorum. Arkadan doladım. Ön tarafa çektim. Yine aynı hizadan, yani yukarı doğru düz gitmek istediğimiz zaman iki ilmeğin arasından. Şimdi sol tarafa kaydırıyorum ipimi. Hafif bir eğim vermek için. Mesafeyi ayarlamak için bakın şu arada görünen iplerden bir değil iki tane atlayarak ilmek alıyoruz. Bu şekilde bir verev görüntü oluşturduk. Bakın dönmeye başladık. Şimdi sola doğru kayarak İstediğimiz hangi şekli yapmayı planlıyorsak o şekilde yapabiliriz. Bu şekilde yaprağımızın ucuna kadar gelelim. Bakın yaprağımı alta doğru getirdim. En son ilmekte son ilmeğimizle birleştireceğiz. Buradaki görüntünün güzel olması için arka taraftan ipimi kesiyorum. Ve ipi yukarı doğru çektim. Bakın bu şekilde. Daha sonra ilk yaptığım ilmeğin içinden ipi geçiriyorum. Ve daha sonra tığımı şuradaki ilmeğin içinden çıkaracağım, arka taraftan batarak. Buradan çıkardım. Ve ipimi tekrar tığıma dolayarak arka tarafa çekiyorum.
Bakın birleşme yeri herhangi bir belirti yok. Bu şekilde yapmak istediğiniz işlemelerinizi yapabilirsiniz. Her şey hayal gücünüze bağlı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz like atmayı, bana destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.